Herkese merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda sizlerle beraber dünyadaki iklim tiplerini, özelliklerini ve bulunduğu bölgeleri, yağış rejimlerini incelemiştik, anlatmıştık. Bu videomuzda da dünyadaki iklim tipleriyle ilgili soru çözümleri yapıyoruz. Sorularımız arkadaşlar bu şekilde hemen burada kaçıncı soru olduğunu da belirtmişiz. Siz de bizlerle beraber soruları çözün arkadaşlar. Yorum kısmına da cevaplarınızı yazarak siz de kendinizi test edebilirsiniz. İsterseniz soru çözümlerine beraber başlayalım. Bu arada kanala abone olup takipte kalıp daha fazla soruya erişebilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar sorumuza baktığımızda toprak tipleri, yeraltı kaynakları, bitki örtüsü, doğal koşullarda yetişen tarım ürünleri gibi özelliklerden hangilerine bakılarak bir yerin iklimi hakkında bilgi edinilemez. Yani bunlara bakarak bir iklim hakkında bilgi edinemezsiniz. Bakıyoruz tekrardan. Toprak tiplerine baktığımızda bir yerin toprak tipine baktığımızda arkadaşlar bu toprak tipinden o bölgenin iklimi hakkında bilgi edinebiliriz. Yeraltı kaynakları var. Bitki örtüsüne baktığımızda zaten iklimi hakkında bilgi edinebiliriz. Doğal koşullarda yetişen tarım ürünlerine baktığımızda iklim hakkında fikir sahibi olabiliriz ama bir bölgenin yeraltı kaynaklarına bakarsanız o bölgenin iklimi hakkında herhangi bir bilgi vermez. Cevabımız 2 olacaktır. Şu an şıklara baktığımızda da hemen E şıkkı yalnız 2 şıkkı doğru cevabı olarak kabul edebiliyoruz. Bir sonraki sorumuza geçtik. Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen hangi iki merkezde etkili olan iklim tipi aynıdır? Yani aynı iklim gözükür. A şıkkına bakıyoruz. 1 ve 2. 1'e baktığımızda burada Karadeniz iklimi gözüküyor. 2'ye baktığımızda ise Akdeniz iklimi gözüküyor burada arkadaşlar. Hemen Ege bölgesinde Akdeniz iklimi yaygın olarak gözükür. B şıkkına bakıyoruz. Tekrardan Karadeniz'i göstermiş. 3 olarak da şu kısmı göstermiş. Burada da karasal step var arkadaşlar. Yani karasal iklim burada yaygın. Bu da aynı değil. C şıkkına bakıyoruz. 2 Akdeniz iklimi burada. Akdeniz iklimi yaygın dediğimiz gibi arkadaşlar konulara çalışın. Daha sonra çözümleri yaptığımızda pekiştirmiş oluyoruz. 3'e baktığımızda ise karasal iklim olduğu için bu da uyuşmuyor. Aynı değil. D şıkkına bakıyoruz. 3 karasal iklim. 4'e baktığımızda ise burada da Akdeniz iklimi yaygındır. Bu da uyuşmuyor. E şıkkına baktığımızda ikisinde de Akdeniz iklimi yaygındır. Burada da Akdeniz iklimi, burada da Akdeniz iklimi yaygın olduğu için aynı iklim tipine sahiptir. Yani cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Üçüncü soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi nemli iklimlerin özelliklerinden biri değildir? Nemli iklimlerden biri değildir. Günlük sıcaklık farkları azdır. Zaten nem olduğu için günlük sıcaklık farkları fazla olmaz. Günlük sıcaklık farkları arkadaşlar nemin olmadığı yerlerde, çöl gibi yerlerde daha fazla olur. Nemli iklimlerde günlük sıcaklık farkları sürekli az olur. Yani buradaki şıkkımız doğrudur. Özelliklerinden biri olmadığını zaten biz arayacağız. Yağış miktarı fazladır. Nemli bölgeler genellikle ekvatoral bölgeler olduğu için yağış miktarları fazladır. Bu da doğru. Bitki örtüsü gürdür dediğimiz gibi zaten nemli olduğu için örnek veriyorum Karadeniz'e de baktığınızda nemli bir iklime sahip. Ondan dolayı bitki örtüsü de gürdür. Doğru yani. Kışın görülen yağışlar kar şeklindedir. Bunu bırakalım, bitkire bırakalım buraya. Işıma yolu enerji kaybı azdır. Doğrudur. Enerji kaybı burada azdır. Kışın görülen yağışlar kar şeklindedir. Arkadaşlar nemli bir iklimde kar yağışının gözükmesi çok zordur. Yani kar yağışı nemli iklimlerde gözükmez. Cevabımız D şıkkı diyebiliyoruz. Dördüncü soruya geçtik. X ve Y merkezleri kuzey yarımkürede aynı enlem üzerinde. Bu arada arkadaşlar ben soruları yavaş yavaş okuyorum. Siz benden hızlı okuyacaksınız, sorulara bakacaksınız. Cevaplarınızı yorumlara yazın. Misal dördüncü, bakın burada dördüncü soru. Dördüncü soru. Cevabınız neyse yorumlara yazın. Siz de kendinizi denemiş olursunuz. X ve Y merkezleri kuzey yarımkürede aynı enlem üzerinde yer almasına rağmen iklim tiplerinin farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz diyor.
Yükselti iklim tip ve tiplerinin farklılık göstermesi. Yükselti gösterebilir mi? Gösterebilir. Misal örnek veriyorum. Türkiye'de aynı enlem üzerindeki iki noktaya baktığımızda arkadaşlar, doğuyla batıya baktığımızda, doğudaki bir şehirle batıdaki bir şehre baktığımızda yükseltisi farklı olduğu için farklı iklim tipleri gözükebiliyor. Yani bunu söyleyemeyiz. Bununla açıklanabiliyor. Bize açıklanamayan madde lazım. Denize göre konum. Denize göre misal aynı enlemde olsa dahi bir şehir denize yakın, bir şehir denize uzak olursa iklim tipleri farklı olabilir. Bildiğiniz üzere deniz o bölgenin iklimini etkiliyor. Bunu da pas geçiyoruz. Bu da açıklanabilir. Okyanus akıntıları hangi bölgede olursa oraya soğuk hava veya sıcak hava akıntılar getirdiği için okyanus akıntılarıyla da açıklanabilir. Güneş ışınlarının düşme açısı. Bunu bitire bırakalım. Atmosferdeki su buhar oranı da o enlemde bulunan ülkeyi veya şehri etkileyebiliyor. Ama güneş ışınlarının düşme açısıyla açıklanamaz. Çünkü arkadaşlar örnek verelim. Ekvatorda olan iki tane şehir düşünün. Bu iki şehrin de düşme açıları aynı olacaktır. Yani güneş ışınlarının düşme açısı aynı olacaktır. Bizde aradığı şey ise iklim tiplerinin farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz diyor. Güneş ışınlarının düşme açısıyla açıklanamıyor. Cevabımız Diyarbakır diye biliyoruz. Evet, bir grafik sorusu. Bu grafik soruları arkadaşlar sınavlarda çok sık çıkıyor. Bunu da söyleyeyim. Örnek olarak bu soruya baktığınızda bu tip sorular hemen hemen KPSS olsun, YKS olsun, bu tip sınavlarda çok karşımıza çıkıyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Grafik incelenirse bölge hakkında sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Biz ulaşılamayanı arayacağız. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Ocak ayı yağışlı geçmiştir. Bakıyorum Ocak ayına. Burada zaten çizgileri, grafiği iyi okuyabilmemiz lazım. Buradaki mavi çizgi sıcaklığı, buradaki grafikler, sarı noktalar ise yağış miktarını gösteriyor. Ocak ayına bakıyoruz. Burada Ocak, Şubat, Mart diye gidiyor. Hemen yağışlı mı geçmiş? Evet. Diğer aylara göre yağışlı geçen bir ay. Yani buradaki sonuca ulaşılabilir. Doğrudur. Bunu geçiyoruz. Aralık ayında sıcaklık Ocak ayından daha yüksektir. Aralık ayındaki sıcaklık şurada arkadaşlar. Bakın şu kısımda, hemen şurada, şuraya kadar bir sıcaklık var Aralık ayında. Ocak ayında ise sıcaklık Aralık ayının altında duruyor. Bundan dolayı Aralık ayında sıcaklık Ocak ayından daha yüksektir. Doğru olarak kabul ediyoruz. Buna da ulaşılabiliyor. Yıllık sıcaklık farkı 15'ten fazladır. Buna bir bakalım. Yıllık olarak baktığımızda sıcaklık 20 derecenin üzerinden hemen hemen 0 derece, yani 1 derece diyelim, 1 dereceye kadar düşmüştür. Aradaki fark bayağı bir yüksektir. 15'ten fazladır arkadaşlar. Burada gördüğümüzde. Yani bu da doğrudur. Buna da ulaşılabiliyor. En yüksek sıcaklık Temmuz ayında yaşanır. Burada sıcaklık en yüksek şu noktada baktığımızda Temmuz ayına işaret ediyor. Bu da doğru olarak kabul ediyoruz. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık vardır, ulaşılabilir. En az yağış Eylül ayında düşer. En az yağış Eylül ayı. Burada baktığımızda Eylül ayı şu kısımda arkadaşlar. En az yağış Eylül ayında mı düşmüş? Hayır. En az yağış Temmuz ve Ağustos ayında düştüğünü görebiliriz. Eylül ayındaki yağış miktarı düşük. Ama diğer illere oranla baktığımızda en az yağış olan Eylül ayı değil, Ağustos ve Temmuz ayı diyebiliriz. Yani cevabımız E şıkkı olarak gözüküyor. Aşağıdakilerden hangisi soğuk iklim, soğuk kuşak iklimleri içerisinde yer alır? Soğuk kuşak iklimleri içerisinde yer alan iklimi arayacağız. Ekvatoral iklim, sıcak kuşak. Eğer önceki konumuzu izlediyseniz bu soruyu hemen çözebilirsiniz. Ekvatoral iklim sıcak kuşakta yer alıyor. Step iklimi ve karasal iklim ılıman kuşakta yer alıyor. Muson iklimi de arkadaşlar sıcak kuşakta yer alıyor. Ama tundra iklimi soğuk kuşakta yer aldığı için cevabımız Diyarbakır diyebiliyoruz.
Bir sonraki sorumuza geçtik. Evet arkadaşlar, siz de bizle beraber soruları çözün. Misal 7. sorunun cevabınız neyse 7 yanına şıkkı yazarak yorumlarda yorum atabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Şimdi enlem, iklim ve toprak özellikleri düşünüldüğünde Hindistan'da aşağıdakilerden hangisi görülemez? Şimdi enleme bakacağız, tip iklime bakacağız, toprak özelliklerine bakacağız. Tropikal ormanlar gözükebilir mi Hindistan'da? Gözükebilir. Hindistan hemen ekvatora yakın bir bölgede olduğu için tropikal ormanlar ve gözükebiliyor zaten, denize de kıyısı olan bir ülke. Geniş yapraklı ormanlar gözükebilir mi? Evet gözükebilir arkadaşlar. Savanlar gözükebilir mi? Yer yer savan iklimi de Hindistan'da mevcuttur. Kurakçıl bitkiler olabilir mi? Hindistan'da yer yer çöl gibi bölgeler olduğu için kurakçıl bitkiler de Hindistan'da gözükebilir. Tundralar gözükebilir mi? Arkadaşlar tundralar soğuk iklimlerin, çok soğuk iklimlerin olduğu bölgelerde iklimlerdir. Ondan dolayı tundra Hindistan'da gözükemez. Daha çok kutuplara yakın bölgelerde ve çok çok yüksek bölgelerde tundralar gözükür. Bunun için tundralar Hindistan'da gözükemez. Cevabımız E şıkkı diyebiliyoruz. 8. soruya geçtik. Bu soru da çok güzel. Bu soru da hemen hemen çoğu sınavda karşımıza çıkıyor. İndirgenmiş sıcaklığı, sıcaklık ile gerçek sıcaklık sorusu. İndirgenmiş sıcaklığın tanımını yapmışlar burada. İndirgenmiş sıcaklık bir yerin yüksekliğinin 0 metre yani deniz seviyesi kabul edilerek hesaplanmasıyla elde edilen sıcaklık indirgenmiş sıcaklık olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha fazladır? Burada arkadaşlar şimdi bu soruyu okuduğumuzda eğer indirgenmiş sıcaklığın ne olduğunu ve gerçek sıcaklığın ne olduğunu bilmezsek bu soruya kesinlikle yanlış cevap veririz. İndirgenmiş sıcaklık burada dediğimiz gibi ne kadar yükseltiyor olursa olsun oranın yüksekliği 0 metre olarak hesaplandığı için gerçek sıcaklıkta misal yükseltiği fazla olduğunda gerçek sıcaklık değişiyor ama indirgenmiş sıcaklıkta değişmiyor. Biz de burada arayacağımız cevap yükseltisi en fazla olan bölge ve il hangisi ise cevabımız odur. Çünkü aradaki sıcaklık farkının en fazla olduğu yeri istiyor bize. Burada bakıyoruz şimdi. Erzurum, A şıkkı Erzurum. Bunu bırakalım. Diğerlerine tek tek bakalım. Konya, Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep'e baktığımızda dağlık bölgeler buraya baktığımızda en fazla olan il hangisi arkadaşlar? Erzurum olarak karşımıza çıkıyor. Erzurum'da yükseltinin çok fazla olduğu ve düşük olduğu yerler olduğu için gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark çok fazladır. Yani cevabımız Adana diyebiliyoruz. 9. soruya geldik. Bu soruda da bir grafik karşımıza çıktı. Bu tip sorular dediğimiz gibi sınavlarda çok karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle yukarıdaki grafikte bir merkeze ait aylık sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmektedir. Buna göre sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezde etkili olan iklim tipi hangisidir? Yani kısacası bize diyor ki buradaki grafik hangi iklime aittir? Buna bakacağız. Şimdi tek tek incelemesini beraber yapalım. Kutup iklimi arkadaşlar. Bizden burada kutup iklimini istiyor. Kutup ikliminde eğer grafiğini siz daha önce çalıştıysanız ya da videomuzu izlediyseniz kutup ikliminde sıcaklık eksilerdedir. Buraya baktığımızda sıcaklık 20 derecenin üstünde hatta 30 derecenin üstüne çıkıyor. Yani kutup iklimi olmadığı belirgindir. Direkt kutup iklimini siliyoruz. Devam ediyorum burada. Savan iklimi var, Akdeniz iklimi, ekvatoral iklim ve step var. Şimdi Akdeniz iklimine bakalım. Savanı bir dik çekelim. Savan kalsın biraz. Akdeniz iklimine baktığımızda arkadaşlar. Şimdi Akdeniz iklimi yazları yağışlı ama bu kadar yağışlı değil. Ve sıcaklıklar, Akdeniz'de sıcaklık var ama yer yer sıcaklıklar değişebiliyor. Ve Akdeniz'de kış aylarında da yağışlar olabiliyor arkadaşlar. Bunun için Akdeniz iklimi de
değildir diyebiliyoruz. Ekvatoral iklime baktığımızda ekvatoral iklimde hemen hemen yıllık olarak her ay yağış olduğu için ekvatoral iklimde demiyoruz. Step ikliminde arkadaşlar sıcaklık bu kadar yüksek olmayabiliyor ve yaz aylarında bu kadar yağış gözükmeyebiliyor. Cevabımız savan iklimi diyeceğiz. Burada cevap Bursa diyebiliyoruz.